Değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, sözlerin başında hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özellikle konu başlığı olarak bana sosyal medya verdiler. Sosyal medya olunca ucu açık bir konu. Ben sizlere kısa bir özet yapıp bu konuda neler düşünüyorum anlatmak isterim. Ondan sonra da süre yarım saatmiş. Bu sürenin geriye kalan kısmında da sizlerin suallerine muhatap olmak, onlara cevap vermek daha uygun olur diye düşünüyorum. Daha heyecanlı da olur. O açıdan kısa bir takdim yapmak istiyorum. Efendim, ben Twitter'ı ve sosyal medyayı dolayısıyla çünkü sosyal medya deyince önce Twitter anlaşılıyor bizde de, onun için Twitter diyorum. Yoksa yani Facebook olsun, diğerleri olsun, onu kastetmiyorum. Bundan yaklaşık 2 sene önce tanıdım. 2 sene önceye kadar özellikle sosyal medya ile herhangi bir ilişkim yoktu. Bir anket kuruluşunun başında bulunan bir arkadaşım, "Başkanım, senin mutlaka Twitter'da olman lazım," dedi. Sordum, açıkça söylüyorum, "Ne anlama gelir bu Twitter, ne işe yarar, nasıl yapılır?" İlk tarifleri orada aldım, hoşuma gitti ve bir hesap açtık hemen orada. Açış o açış. Bugün itibariyle 390 bin takipçimiz oldu 2 senede. Daha 2 senede dolmadı. İnşallah 2 sene zarfında demek ki 400 bini yakalayacağız. Her sene 200 bin. Bizimkinin ayrı bir anlamı var. Biz Twitter'da mevcut olan siyasetçilerin anlamış olduğu tarzda değil de değişik tarzda bir yol izliyoruz. Ve karşılıklı olarak, devamlı olarak vatandaşların sorularını alıyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Ve bu arada benim özellikle hesabımın başında aynen şöyle yazar: birebir okumak için şeye bakıyorum, yanlış hata yapmayayım diye. "Hakaret etmeden en sert suali sorabilirsiniz ama hiç kimsenin birbirine hakaret etmeye hakkı yoktur." Bu tarzda bir anlayışla herkese cevap vermeye çalıştık. Ama maalesef bu sosyal medyanın kıymetini herkes bilmiyor. Ve burayı karşı taraftan öç çıkartma, karşı tarafa hakaret etme, aşağılamayı bir nevi bir meziyet olarak addediyor ve bunu da yapıyor. Ve işin kalitesini de maalesef düşürüyor. Ben bu noktada gene Twitter'da olmayan bir ilke imza atıp bu tip yapan davranışlardaki bulunan insanların bu alemin, yani tweet aleminin içinden ayıklanması gerektiğine inandığım için bunları mahkemeye veriyorum. Şu anda aşağı yukarı 700-800 kişi mahkemede. Öncelikle şunu biliyor birçok kimse. Diyor ki nasıl olsa Twitter'dan netice çıkmaz. Ve özellikle Twitter'dan isimler istendiği zaman, IP numaralar istendiği zaman verilmez diye düşünüyorlar. Biz kendi araştırmalarımızla, kendi metotlarımızla bu işi büyük nispette açtık. Adresleri de bulmaya başladık. O metodu da burada anlatmak istemiyorum, özellikle kendime özgü olduğu için. Ve birçok kişiyi bu manada hakim karşısına çıkartmayı başardık. Öyle zannediyorum önümüzdeki birkaç aydan itibaren bunlar çorap söküğü gibi neticelenir. Bu neticeler Twitter aleminde yayınlandığı zaman inanıyorum ki Twitter alemine de mutlaka bir çeki düzen gelir. Sosyal medyada mutlaka her şeyi konuşmalıyız. Her şeyi tartışmalıyız ama kesinlikle ve kesinlikle birbirimize hakaret etmemeliyiz. Ben sosyal medyanın herkes için ve biz özellikle politikacılar için son derece yararlı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Neden yararlı? Birçok konuda problemimizi, derdimizi vatandaşa anlatamıyoruz. Çok kez iftiralarla karşılaşıyoruz. Karşılaşmış olduğumuz iftiraların cevabını vermek istiyoruz. Cevap vermek istediğin zaman medya yoluyla bunu vermek isteyince senin söylediğinin binde birini yazmıyorlar. Yazmayınca da kamuoyundan paylaşamıyorsun. Halbuki burada sana bir isnatta bulunursa karşılıklı olarak tartışmaya başlıyorsun. O tartışmanın sonunu da getiriyorsun ve olayı hallediyorsun. Onun için sosyal medya bu açıdan son derece faydalı. Ayrıca biz belediyedeki birçok sorunumuzu
ben Twitter'dan bana aktarılan mesajlarla öğreniyorum. Ve öğrendikten sonra onları çözüyorum. Çözdüğüm zaman da bunun faydasını görüyorum. Ve vatandaş da şunu görüyor. Ha, biz direkt olarak buradan bildirirsek ve birilerinin haberi olursa buna çözüm bulunuyor. Bunun mutluluğunu yaşıyorlar. Bu konuda çok teşekkür almışımdır. Ve gücümün yettiği her konuyu da çözmüşümdür. Vatandaşın sorunlarını bize iletmesinden, şikayet etmesinden daha tabii bir olay olamaz. Ama en güzel iletişim yolu bu olduğu için bu yolla da sorunların çözülmesi son derece rahat oluyor. Sosyal medyada değişik bir hava, değişik bir nefes ortaya koyalım dedik. Ve ben bir takım orijinaliteler ortaya koymaya başladım. Twitter yemekleri yapmaya başladım. Tam 16 sefer Twitter yemeği yaptık. Bu yemeklere 50 ile 150 arası arkadaşımız katıldı. Katılanların %95'i 98'i yaş seviyesi 30'un altında, 20'nin üstünde. Böyle bir tarzda oldu. Ve hem beni seven, benim gibi düşünenler geldi. Hem de benim gibi düşünmeyenler, hatta benden nefret edenler geldi. Ama şunu söylemeliyim ki 16 toplantımın sonunda 16'sında da insanlar bizi tanıdığı zaman oradan mutlu olarak çıktı. Bu da beni mutlu etti. İşte bu da Twitter'ın bana vermiş olduğu bir başka nimet. Ayrıca başka bir alışkanlık yapmaya başladık. Dedik ki biz de münasebeti olanlara kitap dağıtalım. Tam rakam da verebilirim de yaklaşık 5000 tane kitap dağıttık. Değişik kitaplar dağıttık. Kitapları dağıtırken örneğin işte şu andan itibaren ilk 20 dakika içerisinde kim bize müracaat ederse dedik ki bir adaletsizlik olmasın. Bazen sual sorduk, bu suali bilen ilk 10 kişiye, ilk 20 kişiye, ilk 30 kişiye dedik. Bu surette de değişik bir çeşitlilik meydana geldi. İlk zamanlar Twitter'da benim yazdığıma kimse inanmıyordu. İnandırmak için çok enteresan bir olay yaşadık. Genç bir kardeşimiz dedi ki siz yazmıyorsunuz bunu, ben inanmıyorum. Öyle deyince dedim ki gelir misin sen bana? Yarın akşam benim konuğum olur musun dedim. Tamam dedi, konuğum olurum. Gel, seni bekliyorum dedi. İki kişi daha istiyorum, hemen müracaat edin dedim. İki kişi daha etti. Üç kişi geldiler arkadaşlar. Benimle beraber oturdular. Gece yarısı oluyor. Tabii saat 11 civarında falan yanlış hatırlamıyorsam. Başladık başkalarına tweet atmaya. Bu sefer karşı taraftan gene hala o ilk zamanlar bu tweetleri sen atmıyorsun diye bana karşıdan söyleyince ben senin telefonunu verebilir miyim dedim genç arkadaşa. Evet dedi, onu verdim. O cevap vermeye başladı. Bu arkadaşımız tamamen bana nazaran ters düşüncelere sahip olan ideolojik olarak bir arkadaştı. Ve %100 ön yargıyla gelmişti. Hiç unutmam onu. Hatta bir yemeğimize daha sonra geldi. Bütün arkadaşlara da şahit olarak bunu orada tekrar ettim. Başkanım dedi, ben dedi buraya size açık söylüyorum kinle geldim ve nefretle geldim. Ve ön yargıyla geldim. Hepsini yıktınız, gidiyorum, teşekkür ediyorum dedim. İşte Twitter'ın en büyük ama en büyük faydası ön yargıların yıkılması diyorum. Bu arada gene bir takım faaliyetlerimiz oldu. Twitter'cı arkadaşlara dedim ki gelin size Ankara'yı gezdireyim. Bir de benim gözümle Ankara'yı görün. 120 takipçim geldi. O 120 takipçimi Ankara'yı bizzat ben kendim gezdirdim. Ayrıca üniversitelerden talep geldi sırf Twitter üzerine. Mesela İstanbul'da Aydın Üniversitesi'nde Siyaset Akademisi'nde öğrencilerle Twitter buluşması yaptık. Çorum Hitit Üniversitesi öğrencilerinden bir 50 kişi geldi. Onları Ankara'da kabul ettim. Onlarla özel bir Twitter toplantısı yaptık. Ve bu arada tabii Twitter vasıtasıyla da Türkiye'de, sadece Ankara'da değil, Türkiye'de pek çok vatandaşımız bizden taleplerde bulundu. Bu bulunan talepleri biz yerine getirmeye çalıştık. Kitaplar istediler, kütüphaneler istediler, bilgisayarlar istediler, okullar. Onlara yardımcı olmaya başladık. Ve neticede dünyanın önde gelen halkla ilişkiler firmalarından Börsün Marcy Taylor var. Bu sosyal medya etkisini ölçen Klot firmasına yaptırdığı Türkiye analizinde
Türkiye'de sosyal medyada en etkili 10 ismi belirledi. Ve bu 10 ismin içerisinde biz birinci olarak yer aldık. Böyle bir başarı elde ettik. Bundan da ayrıca gurur duyduğumu açıkça ifade edeyim. Ki ondan sonra ikinci bir olay daha oldu. Dünya çapında 650 bin üyeye sahip Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın internet ve teknoloji kuruluşu Internet Marketing Association var. Eylül ayında bir ödül töreni düzenledi. Yaşam boyu başarı kategorisinde dünyada sosyal medyayı en iyi kullanan belediye başkanı sıfatına bizi layık gördü. Ve Las Vegas'ta ben gitmedim ama arkadaşlarımı gönderdim. Buradan ödülümü aldı, geldiler. O da bana gerçekten büyük bir keyif verdi. Onu da açıkça ifade etmek istiyorum. Allah kısmet ederse arzum şu, vakit bulabilirsem inşallah. Twitter'daki anılarım üzerine bir iki tane kitapçık yapmak istiyorum. Bu kitapların da çok satacağına inanıyorum. Çünkü bana gelen tüm mesajları biriktiriyoruz. Bir konuyla veya bir kişiyle ilgili ne olursa olsun onlar birikiyor. Ve arkası arkasına geldiği zaman kişilerle ilgili çok güzel enstantaneler çıkıyor. Mesela son zamanlarda özellikle Ahmet Hakan'la atışmalarımız, daha şimdi gelirken en son mesajımı gene ona attım. O ayrı bir lezzet veriyor. Hoş oluyor. Ama işte bence Twitter'da olması gereken bu. Her şeyi birbirine söyleyeceksin. Aslında ben onu iğneliyorum, o beni iğneliyor. Ama iğnelerken hakaret yok, espri var. Bu tarzda kullanılırsa sosyal medya, özellikle seviyeli olursa son derece orijinal olur. Şimdi bugün Ahmet'e bir mesaj attım. Dün akşam görmemişim. Yatarken bana bir mesaj atmış. Diyor ki, şimdi bir anda bugünkü mesajı atınca dünkünü şey ettim. Efendim? O büfe daha önceki. Benden bir büfe istedi. Yerine ben bir Lostra salonu ona verdim biliyorsunuz. Umumi teklif üzerine. Yeni bir cemaat kurmaya karar vermiş. Arkadaşlar bu konuda tavsiyeleriniz ne olur? Araya Melih'i de alırım filan demiş. Onun üzerine ben de arkadaşlara sordum. Dedim ki Ahmet cemaat kurmaya kuramaz. Başka bir şey kurabilir. Ne kurması lazım? Bu konudaki kanaatlerinizi akşama kadar alalım. Akşamda değerlendirelim dedim. Neler geldi neler, merak edenler girer bakarlar. Akşam karar vereceğiz ne kuracağını. İşte böyle karşılıklı esprilerin de bir noktası oluyor. Tabii benim hobilerim var. Burada belki bazı sosyal demokrat arkadaşlarımız vardır. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu benim özel hobim. O açıdan onu da takip ederseniz orada da pek çok esprilerle gidiyoruz. Ama hiçbir zaman açık ve net olarak söylüyorum, hakaret yok. Siyasette herkes birbirini eleştirecek, herkes birbirini iğneleyecek ama bunu bir medeni kültür içerisinde yapacağız. Bence sosyal medya bu. Bir politikacı sosyal medyayı iyi kullanmasını bilirse kendisi için de pek çok faydaları var. Ben önümüzdeki günlerde yeni metotları devreye sokacağım. Özellikle öyle zannediyorum sosyal medyanın nasıl kullanılacağı bir siyasetçi tarafından tabiri caizse zaman içerisinde de nasıl netice alacak, oya tahvil edilecek duruma geleceğini inşallah bu seçimlerde de göstermeye çalışacağım. Benim özellikle ve özetle söylemek istediklerim bunlar. Mutlaka benden soracak sualleriniz olacaktır. Geriye kalan kısımda da müsaade ederseniz 10 dakika var. Siz sorun, ben cevap vermeye çalışayım. Buyurun genç delikanlı. Kendinizi de tanıtırsanız memnun olurum. Mikrofon yok mu acaba? Pardon. Lütfen. Merhaba. Ben Bartın Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri okumaktayım. İsmim Adil Köroğlu. Aktif bir Ahmet Hakan takipçisiyim ve aynen söz ettiğiniz gibi sizden çok bahsediyor. Bu aranızdaki çekişmenin sebebini çok merak ediyorum. Kendisine sordum.
Gece saat 1:30'da açıyorum. Melih Başkan'ı bana getirin falan yazıyor. Çok ilgimi çekti gerçekten. Beni çok sever. Ben de onu çok severim. Onun için birbirimizi iğneliyoruz. Biz Ahmet'le özellikle Kanal 7 7'de çalıştığı dönemde çok büyük samimiyetimiz vardı. Yakın dostluğumuz vardı. Herhalde o dostluğun şimdi biraz tabii Ahmet fikir falan değiştirdi. O dostluğun devamı birbirimizi iğneleyerek devam ediyoruz işe. Ama dikkat ediyorsan mümkün olduğu ölçüde de seviyeli götürmeye çalışıyoruz. Peki bir programda karşılaşarak bunu canlı yayında yapmayı düşünüyor musunuz? Süper olur. Ben kendisine bir teklifte bulundum. Dedim ki hep sen moderatörsün. Ben sana kaç defa çıktım. Belki seyretmişsinizdir. Ben Ahmet Hakan'ın programına birkaç defa çıktım. Bir defa da ben moderatör olayım senin programında. Sen konuk ol. Ben sana sorayım. Tabii inan çok ciddi bir reyting rekoru kırar bu. Hadi yapalım. Tamam dedi. Zannediyorum cesaret edemiyor. Bir türlü hala gel de yapalım demiyor. O şundan korkuyor yani. Ekrana çıkınca birkaç sualle de sıkıntıya girer diye. O herkesi sıkıntıya sokmasını biliyor. Ben de acizane bir parça bu işi beceririm yani. Ondan çekiniyorsa gerek. Sen biraz baskı yap ona. Söylüyorum ama bir cevap da alamıyorum. Hani aranızdaki sebep İşine ne? İşine gelmeyince hiç cevap vermez o. Bana bu zamana kadar tweet attım o kadar. Sosyal sorumluluk projem var benim. Onun için birçok tweet attım kendisine ama hiçbir cevap alamadım. Buradan kendisine duyururum. Hatta kendisine bir eleştiri yapmıştım. Kendi bir eleştirmen zannederim. Bir eleştiri yapmıştım. Sosyal sorumsuz Ahmet Hakan. Öyle mi? Evet. Birazdan ben bir tweet atarım ona vakiti bulunca. Ankara'ya giderken karadan gitmeyi düşünüyorum. Sosyal sorumsuz Ahmet Hakan. Ahmet Hakan dedim. Evet. Unutmayın da bunu atayım ben not. Teşekkür ederim. Evet başka arkadaşımız. Maşallah soru soran yok. Ben burada duman olacağım diye korkuyordum. Buyurun. Arkadaşımıza. Başkanım 91 yılında Ankara'ya geldim. ODTÜ'ye. 94 yılında yanlış hatırlamıyorsam siz de belediye başkanı olmuştunuz. Evet. O zamanki medya ile yani şu an sosyal medya olduğu için o günle bugünü karşılaştırır mısınız? Yani cevap verme bakımından, polemikler bakımından. Şöyle söyleyeyim. Tabii sosyal medya normal gazeteleri, televizyonu bir noktada gölgede bırakmaya başladı. İnanıyorum ki yani bundan 5-10 sene sonra gazete diye herhangi bir müessese kalmayacak. Onları da tabletlerden takip etmeye başlayacağız. Ve gazetede tarihe gömülecek. Onun için sosyal medyanın kıymeti, değeri daha da artacak. Ben öyle diyorum zaten. Kendi takip edenlerin rakamına bakıp tirajıma bakıyorum. Ve şu anda Türkiye'nin 4. gazetesiyim ben. Kısmet olursa, şimdi diyeceksiniz senden çok daha fazla takipçisi olan şeyler var. Siyasetçiler var. Onlar karşılıklı tartışmadığı için ve konulara girmediği için benim kategorimde değil. Onlar ayrı bir kategoride. Öyle kabul etmek lazım. Şimdi benim kategorim ayrı bir kategori ve o kategoride resmen bir gazete hüviyetindeyim. Allah kısmet ederse Hürriyet'i aşmaya son zamanlarda kaç Hürriyet'in tıraşı? 410 filan galiba değil mi? O civarda zannediyorum. 20 bin filan kaldı. 390 oldu. İnşallah eli kulağında 3-5 aya kadar Türkiye'nin 3. büyük gazetesi olacağım. Bu da gerçekten sosyal medya olarak büyük bir avantaj. İsteseler de istemeseler de bundan sonra siyaset yapanlar sosyal medyaya daha fazla değer vermek zorunda kalacaklar. Evet, buyurun. Efendim bir önceki oturumda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Gülselen Hanım vardı. Bir de Cumhurbaşkanımızın Kurumsal İletişim Direktörü. Aynı soruyu onlara da sordum. Merak ettiğim için size de sormak istedim. Siz cevap veriyorsunuz ama sonuç olarak arkada bir mekanizma olması lazım. Sizin sosyal medyanızı nasıl bir birim idare ediyor? Kaç kişileri var? Bunlar nasıl prensipler üzerine çalışıyorlar? Bunu öğrenmek istedim. Sosyal medyayı doğrudan doğruya ben kendim takip ediyorum. Zaman zaman danışmanlarım da kendileri Twitter'a girdikleri için herhangi bir şey dikkatlerini çekerse bana iletiyorlar. O kadar. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Ama ben şimdi belediyede Twitter üzerine bir organizasyon yapmak istiyorum. Orada bir ekip kuruyoruz. O ekip bu işi götürecek. Belediye adına götürecek yani. O zaman belediyeden belli bir takım arkadaşlar da görevlenmiş olacak.
Nitekim burada SEBİT'e gelen arkadaşlarımın pek çoğu bilişim dalında deneyimli arkadaşlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde birçoğunu bizim standlarda görebilirsiniz. Buyurun hanımefendi. Başkanım merhabalar. Öncelikle merhaba. Saygılarımı sunarım. Sağ olun. Benim merak ettiğim size halktan gelen sorunlar ve sorular olduğunu söylemiştiniz. Tabii. Ve siz de bunlara cevap verdiğinizi söylemiştiniz. Merak ettiğim nokta şu ki 140 karakterle bunu nasıl başarıyorsunuz? Şöyle, kendilerinden problemi alıyorum. Problemi aldıktan sonra hemen ilgili arkadaşlarıma telefonla yaparım bunu. Talimat veriyorum. Ve bana neticeyi bildirin diyorum. Ona da diyorum ki size neticeyi bildireceğim. İşin oldu, olmadı. Kısa yoldan rahatlıkla mesajımı iletebiliyorum. Böyle bir diyalog kuruluyor. Bazılarının problemleri mutlaka kendileriyle görüşülmesi gereken bir problem oluyor. Kendilerine özel kaleme telefon açmalarını veya ilgili arkadaşın telefonunu verip şu arkadaşı telefonla arayın, derdinizi tam olarak anlatın ona ki ona göre çözüm bulalım diyorum. Bazen de öyle oluyor. Yalnız Twitter'da benden şöyle bir şikayet var. Başkan sen bize cevap vermiyorsun. Şimdi ben bir mesaj atıyorum. O mesajı attığım zaman mübalağa etmiyorum. 20 ile 100 arası karşı mesaj geliyor. 20 ile 100 arası mesaj gelince sizin bunları tek tek cevaplamanız mümkün değil. İsteseniz de istemeseniz de ilk ona cevap verirken arkadaki 90 tane küt aşağıya iniyor. Onları görme şansın olmuyor. Benim suallerime niye cevap vermiyorsun? Beni adam yerine koymuyor musun? Başkan sen ne biçim adamsın filan diye kendilerine göre haklı bir tepki koyuyorlar. Ben de cevap veriyorum. Diyorum ki bak bu böyle değil. Biz sizden konuşamıyoruz. Nedeni bu kadar mesaj geliyor. Ben bir kişiyim. Nasıl yetişeyim buna? Her seferinde ben bunu tekrar ediyorum. Her seferinde bu şikayet geliyor. Özellikle takipçileri çok olanların bu sorunu bitmez yani. Evet. Buyurun. Mikrofon versinler bir saniye. Sayın Başkanım, öncelikle kitap çıkaracağınızı söylediniz. Twitter'da anılarımı yazacak. Olduğu gibi mi aktaracaksınız yoksa genişletilmiş şekilde oraya aktaracak mısınız? Olduğu gibi aktaracağım ama araya bağlam cümleleri kurarım yani. Peki, teşekkür ederim. Sağ ol. Buyurun. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz İstanbul'a. Hoş bulduk, sağ olun. Çoğu siyasetçi sosyal medya işte programlarının yoğun olduğu için, vakit ayıramadıkları için, aksattıkları için kullanmadıklarını söylediler. Siz gayet başarılı kullanıyorsunuz, programlarınızı aksatmıyorsunuz, biliyoruz zaten, takip ediyoruz. Etkiliyor mu yani sizin için sosyal medya? Şöyle söyleyeyim, şimdi bazıları diyor ki senin işin gücün yok mu, belediye işine baksana, niye Twitter'a gidiyorsun? Bir belediye başkanının 8 saat mesai mecburiyeti vardır. Doğru mu? Netice itibariyle. Herkes gibi. Ve haftanın 5 günü bunu yapmak zorunda. Normalini düşünürsen. Ama çalışan bir belediye başkanı için 7 günün 24 saati mesai olmalı. Biz zaten prensip olarak onu kabul ediyoruz. Ama ben bu 8 saat mesainin haricindeki saatlerimi dilediğim gibi kullanma hakkına sahibim. Dikkat ederseniz genellikle gece yarısı 2'de falan girerim. Nedeni de şu. Ancak 2'ye doğru ben belediyeden veya çalışma yaptığım yerden çıkar eve doğru giderken bir yarım saat rahatlıkla yolda mesaj atabiliyorum. Eğer keyfim olursa eve gelince bir yarım saat daha devam ediyorum. Sen gece yarısı ne yapıyorsun diyorlar. Gece yarısı yolunu değerlendiriyorum. Veya şimdi mesela yolda gelirken 2-3 tane mesaj attım. Sen bu saatte niye mesaj alıyorsun? Çünkü yoldayım. Yoldayken boştasın. Ne yapacaksın? Ya telefonla talimat vereceğim bir yerlere ya da bir şeylerle vakit geçireceksin. Ben bunu özellikle Twitter'dan mesaj atarak değerlendiriyorum. Tabii laf aramızda çekemiyorlar. Başkaları da yapamadığı için biraz da haset oluyor. Haset olunca en kolay suçlama sen belediye başkanlığı değil de bunu yapıyorsun. Şimdi ben 2 gün önce Abu Dhabi'ye yakın El Ain şehri var. Likon ödülleri var. Birleşmiş Milletler'in belediyelerle ilgili ödül dağıtan en büyük şeyi. Likon'dan 4 tane ödül aldık. Ki bizim dalımızda 10 ödülü vardı. 4'ünü biz aldık, düşünün. 60 tane de kent gelmiş vaziyette oraya. Bu başarıyı şey ettik. Ve konuşmayı yaparken, ödülü dağıtırken demek ki en çok dikkatini çekilen hususlardan birisi o. Arka arkaya birkaç şey söyledi. Sayın Başkan'ın dedi 35 bin tane tweet'i var dedi. O kadar sosyal bir kişi ki dedi bu ödülü hak etti dedi. Yani
dışarıdan bakanlarla bizim içeriden hasetle bakanlar arasında dağlar kadar fark var. Ben tabii bu işten istedikleri kadar söylesinler, vazgeçmem mümkün değil. İlk başlarda benim yakın çevremdeki arkadaşlarımdan da ya buna ne gerek diyenler vardı. O ne gerek var diyenlerin çoğu şimdi kendileri de tweet hesabı açtılar. Yetişmeye çalışıyorlar bana. Yani bir süre sonra doğruyu görüp geliyorlar. Önümüzdeki yıllar sosyal medya ile gidecek. Düşünün, dünyanın birçok yerinde ihtilal, darbe bile artık sosyal medya vasıtasıyla oluyor. Böyle. Saatim doldu mu arkadaşlar? Efendim? Doldu mu? Bitireyim mi? Evet, bitirebilirsin diyorlar. Son bir arkadaşımız. Peki, son olarak verelim bir söz. Buyurun. Sayın Başkanım, bu kitap konusuna da ben de girmek istiyorum. Benim düşüncem ya da sorum olarak alabilirsiniz. Yazacağınız ilk kitabın bence adı Siyasetçinin Twitter El Kitabı olabilir mi? Ben öyle düşünmüyorum. Daha çok hasılat getirecek, ilgi çekecek bir konu düşünüyorum. Ne olduğunu tahmin edersiniz size. Tamam, anladım. Hobim konusunda yazacağım. Tamam. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.